Kentsel dönüşümde mağduriyetlere son verecek formül bulundu. Müteahhitler karşısında hak sahiplerinin eli güçlendi. Meclisten geçen düzenlemeyle tapu işlemlerine de büyük kolaylıklar getirildi. Ev almaya ya da satmaya hazırlananlara müjde. Tapu işlemlerinde bürokrasi azaldı. Artık alıcıyla satıcı farklı kentlerdeki tapu dairelerinden hatta yurt dışından bile işlem yapabilecek. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi meclisten geçti. Bu düzenlemeyle kentsel dönüşüm mağduriyetlerinin de önüne geçilecek. Müteahhitler kendi paylarına düşen daireleri inşaatı %80 oranında tamamlamadan satamayacak. Mağduriyetlerin sona erdirilmesi için atılan adımlar bunlarla da sınırlı değil. Müteahhitlerin inşaata 6 aydan fazla süreyle ara vermesi halinde hak sahipleri sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek. Aynı zamanda hak sahiplerine ödenen kira yardımı da geri istenmeyecek. Kent merkezlerinde hem görsel kirliliğe yol açan hem de hayati risk oluşturan metruk binalarla ilgili de adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na metruk binaları yıkma yetkisi verildi. Bakanlık yetkilileri mahalle mahalle dolaşacak, yıkılma riski taşıyan binaları tespit edecek ve onların envanterini çıkartacak. Ardından da yapılan bu listeler mahalle muhtarlıklarında ilan edilecek. Orman vasfını yitirmiş 2B arazileri için başvuru ve ödeme süresi geçen yıl Kasım ayında dolmuştu. Düzenlemeyle o sürede uzatıldı. 2B arazilerini kullananlar 16 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek. Hazineye ait tarım arazilerinin satışı içinse aynı tarih geçerli olacak.